Değerli gençler, kıymetli öğrencilerim, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, çap yayınlarımız üzerinden sıvı ve gazların yani akışkanların kaldırma kuvveti, diğer adıyla batmazlık kuvveti konusunu ele almaya çalışacağız. Önce konu anlatımı ile ilgili bilgilendirme yapalım, ardından uygulama sorularına yer verelim istiyoruz. Sevgili gençler, kaldırma kuvveti bir önceki konumuz yani basınçta ele aldığımız bilgilerin bir devamıdır. Yeni bir konu sayılmaz aslında. Kısaca şöyle ifade edelim. Kaldırma kuvveti sıvı ve gazların cisim üzerine uyguladıkları basınç kuvvetlerinin bileşkesi demektir. Bunu hafızanızda tutun istiyoruz. Ayrıntılarına şimdi gireceğiz. Bakalım neler var. Arkadaşlar, su yüzeyine konulan tahta takozun batmaz olduğunu biliyorsunuz. Niye? Yoğunluktan dolayı. Yine içine yoğunluğu havanınkinden daha küçük olan gaz doldurulan balon ne yapar? Uçar. Yine yoğunluk farkından dolayı. Akışkanlar içinde bulundukları cisimlere kaldırma kuvveti uygular diyoruz. Sıvılar ve gazlar temas ettikleri tüm yüzeylere basınç uyguladıkları için cisimlerin alt yüzeyine üst yüzeyinden daha fazla basınç uygulandığında yukarı doğru itileceklerini rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Bu itmeyi arkadaşlar kaldırma kuvveti denir diyebiliyoruz. Aslında kaldırma kuvveti, şimdi dikkat edin, cismin yüzeylerine etkeden sıvı veya gaz basınç kuvvetlerinin, dikkat edin, basınç kuvvetlerinin vektörel bileşkesi yani toplamıdır diyoruz. Burada tabii hassas davranmak zorundayız. Doğru öğrenmek hakkımız hepimizin diyoruz. Burada arkadaşlar kaplardaki sıvıların içerisine küp şeklinde cisim bırakalım. Burada cismin şekli tabii ki önemli arkadaşlar. Çok ileri ayrıntılarda uğraşmasak bile cismin şeklinin önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Küp ya da dikdörtgenler prizması üzerinden anlatım kolaydır. Daha farklı şekiller söz konusu olduğu zaman anlatım biraz daha zahmetli olur arkadaşlar. Ama aklınızda dursun istiyorum. Anlatabildim mi? Şekil düzgün olduğu zaman bakın anlatımı şöyle kolay yapacağız. İlk şekle baktığınız zaman sıvı içinde arkadaşlar cisminizi kübü bıraktınız. Bakın bu şekilde duruyorsa cismin alt yüzüne uygulanan sıvı basınç kuvveti F3. Yan yüzeylere uygulanan F1, F2 aslında ön ve arka yüze de var arkadaşlar. Onu şu an 1 ile 2 için olan kurallar ön ve arka için de geçerlidir. Onu yan tarafta sizin için özellikle açıklayacağım. Şu an bu üçünü kabul ettiğimizde dikkat ederseniz kaldırma kuvveti bu üç kuvvetin basınç kuvvetinin bileşkesidir. F1 ile F2 arkadaşlar eşit büyüklükte ve zıt yönlü oldukları için birbirini götürürler. Yani yok ederler. O zaman ne olur arkadaşlar? Cismi etkileyen tek kuvvet F3 kalır diyoruz. Bu da kaldırma kuvveti adını alır. Hemen ikinci şekle bakıyoruz. Yine arkadaşlar F1, F2, F3, F4 kuvvetleri var. Ön ve arka yüzde var. Onu ekstradan anlatacağım dedim ya az önce. Bakın burada da kaldırma kuvvetini bu 4 kuvvetin bileşkesi olarak tanımlayabilirsiniz. Yine 1 ile 2'nin şartları arkadaşlar eşit bir de zıt yönlü oldukları için birbirini sıfırlar. Dengeler yani. O zaman 3 ile 4 birbirini götürdüğü zaman arkadaşlar, 1 ile 2 birbirini yok ettiği zaman elimizde sadece 3 ile 4 kalıyor. Kaldırma kuvveti o zaman 3 ile 4'ün vektörel bileşkesi olarak tanımlanır diyebilirsiniz. Peki devam ediyorum. Burada arkadaşlar bunu ele almak için yandaki aklında olsun bilgisine devam edelim, yer verelim. Sıvı içindeki düzgün cisme, az önce anlattığım olayı kastediyor bakın, küp şeklinde olursa ya da dikdörtgenler prizması şeklinde olursa etkiden kaldırma kuvveti aşağıda verilen yöntemle de hesaplanabilir diyoruz. Bu bir anlamda ispatı olacak yani tespitini yapmış olacağız. Burada dikkat ederseniz cismin arkadaşlar tabii küp şeklinde olduğu zaman 6 tane yüzü var biliyorsunuz. Az önce ön ve arka yüzleri anlatmadık zorluk çıkarmasın diye ama merak eden arkadaşlarım olacak tabii, doğru mu? Tahmin ediyorum evet diyorsunuz. Bu durumda arkadaşlar yan yüzler var, ön ve arka yüz var, alt ve üst yüz var. 1, 2, 3, 4, alt ve üst yanlar belli. 5, 6 olarak da yan, ön ve arka yüzleri alıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın, 1 ile 2 birbirini ne yapar arkadaşlar? Yan yüzler simetrik olduğu için birbirini sıfırlar, doğru mu? Aynı mantıkla dikkat ederseniz, ön yüzdeki içe doğru bir kuvvet F5, arka yüzdeki dışa doğru bir kuvvet F6 olursa, bunu manyetizmadan hatırlayacaksınız, 3 boyut anlatımı yapmıştım size, oradan değerlendirebilirsiniz. Bu kuvvetlerin vektörel bileşkesi takdir edersiniz yine sıfır oluyor arkadaşlar. Sıfır olduğu için onları da hesaba katmak durumunda kalmıyorsunuz. Peki o zaman ne oluyor?
F3 ile F4 kaldı arkadaşlar. O zaman net kuvvet F3 ve F4 kaldığı için bunlar üzerinden işlem yapıyoruz. Her birinin basınç kuvvetlerini yazdığınız zaman arkadaşlar, bu sefer bakın, H2 ile H1'in farkı cismin yüksekliğini ifade etmiş oluyor. Doğru mu? Doğru. Bu durumda arkadaşlar, sıvı basınç kuvvetlerinin formüllerini yerine yazdığınız zaman net kuvvet olarak da kaldırma kuvveti olarak kalacağını düşündüğümüz ve öğrendiğimiz için kaldırma kuvvetinin formülü ne olarak çıktı? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Ben hocam ayrıntıları bilmek istemiyorum, sadece kullanmamız gerekenleri bilmek istiyorum diyen arkadaşlarım F kaldırma kuvveti, V batan, D sıvı, G ifadesini yazabilir, hafızasına da kaydedebilir. Bunu isterseniz V batan çarpı rho sıvı olarak da düşünebilirsiniz. Öz ağırlık biliyorsunuz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Hemen arkadaşlar, arada atladığımız bir yer var. Bakın, gazlar için konuşsaydık. Şimdi dikkat edin. Özellikle açık havada arkadaşlar, açık havanın biliyorsunuz deniz seviyesinden yukarısı da açık hava basıncı düşer. Günlük olayda en çok bununla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bir balon, şişkin bir balonun alt yüzündeki basınç, üst yüzündeki basınçtan nedir? Kesinlikle fazladır. Tabi balonun şişkinliği büyüdükçe bu fark daha da artmış olur. Bu da arkadaşlar alt yüzdeki basınç kuvvetinin üst yüzdeki basınç kuvvetinden büyük olmasını, dolayısıyla yukarı doğru cisme ya da balona bir kaldırma kuvveti uygulanmasını gerektirir. O yüzden de yoğunluk farkından, dolayısıyla kaldırma kuvvetinden dolayı balon ne yapar arkadaşlar? Yukarı doğru uçmak ister. Ancak şimdi dikkat edin, alta uyarımız var. Buraya uyarı diye de not edebilirsiniz. Arkadaşlar, kapalı bir kapta gaz basıncı her yerde aynı olduğu için, yani değer gaz olarak tanımladığımız için, gazın basıncı her yerde aynı olursa gazın içindeki cisme, kapalı kaptaki gazın içindeki cisme bir kaldırma kuvveti etki etmez. Kim etmez? Gazlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunu özellikle hafızanızda tutmanızı istiyoruz. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Durgun sıvıların kaldırma kuvveti. Tamamı ya da bir kısmı durgun akışkana batırılan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cismin batan hacminden dolayı yer değiştiren akışkanın ağırlığına eşittir. Şimdi bakın, güzel bir şekil var burada. Sıvı içine bir cismi bıraktınız. Cismin bir kısmı sıvı içine battığında yoğunluğu sıvıdan küçükse şekildeki gibi dengede kalır. Bu durumda yerini değişen sıvı ağırlığı şu hiza farkını ortaya koyan sıvıdır. Doğru mu? Bu sıvı miktarı arkadaşlar neyi ifade eder? Yerini değiştiren sıvı miktarı, hacmi, dolayısıyla ağırlığı olarak da tanımladığınızda bu kaldırma kuvvetini ifade eder. Bu durumda cismi aşağı doğru çeken ağırlık, yukarı doğru iten de kaldırma kuvveti olarak tanımlanır arkadaşlar. Büyüklük olarak böyle tanımlayabilirsiniz. Ayrıntılarına devam edeceğiz. Bakın, bu durumda kuvvetler dengesi gereği arkadaşlar, kaldırma kuvveti sıvının ağırlığı kadar olmak zorunda. Hemen yan tarafta yazdım. Şekil üzerinde gösterdim sizin için. Kaldırma kuvveti M sıvı çarpı G olarak da yazılabiliyor. Ya da açarsanız bakın, V batan çarpı D sıvı çarpı G ya da V batan çarpı rho sıvı olarak hafızamızda tutabiliriz. Az önce ifade ettim. Sevgili arkadaşlar, burada V batan cismin sıvıda batan hacmi, diğer adıyla yerini değiştiren sıvının hacmi olarak tanımlanır. D ise sıvının yoğunluğu ya da öz kütlesi, G de yer çekim ivmesi. Dolayısıyla yer çekim ivmesi ya da çekim ivmesi arkadaşlar kaldırma kuvvetini, cismin ağırlığını etkilediği gibi etkiliyor. Bunu bilmenizi istiyoruz. Devam ediyoruz. Cisimlerin sıvı ya da gaz içerisinde yüzmesi ağırlıkları ile değil, dikkat edin, öz kütleleri ile ilgilidir. Yani ağır olan batar demiyoruz aslında. Yoğun olan batar diyoruz. Bunun günlük hayata karşılığı, koca bir ağacı kesip yeterli hacimdeki suya bırakırsanız, göle bırakırsanız koca kütük ağaç yüzer. Yoğunluğu sudan küçük olduğu için. Ama küçük bir taş parçasını suya bırakın, dibe çöker. Yani o koca kütük taştan hafif mi? Hayır. Ama yoğunluğu az. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu cümleye çok dikkat edin arkadaşlar. Cismin öz kütlesi sıvınınkinden küçük ise, D sıvıdan küçükse ne yapar? Yüzer. Sıvınınkine eşit ise askıda kalır. Sıvınınkinden büyük ise arkadaşlar dibe çöker. Gördünüz mü? Çok güzel. Hemen yanında aklında olsun bilgilerine bir tane daha ekliyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Bir cisim içerisinde bakın. Bir cisim sıvı içerisinde
iple asılı halde şekildeki gibi duruyor. Ama burada eşit bölmeli düzgün bir cisim olarak aldık. Cismin homojen olup olmaması FK'nın uygulama noktasını etkilemez ama ağırlık merkezinin yerini etkiler. Burada mesela eşit bölmeli cismin ağırlık merkezini tam ortadan göstermişiz. Dolayısıyla bu cismi düzgün türdeş olarak kabul etmişiz. Tabii cismin düzgün olması batan hacmin hacim merkezini bulmamızı sağlayacaktır. Kaldırma kuvveti batan hacmin hacim merkezinden nereye doğru olur arkadaşlar? Bakın sizin için yazdım. Düşey yukarı doğru uygulanır. Mesela ikinci şekilde de cismin batan hacmi alt taraf arkadaşlar. Batan hacmin hacim merkezinden yukarı doğru bir kaldırma kuvveti uygulanır diyoruz. Ağırlık geometrik merkezinden aşağı doğru ağırlığını ifade ediyorsunuz. G eşittir M çarpı G. Bunda bir sıkıntı yok. Anlaştık mı? Çok nefis. Sevgili gençler, bu ayrı ifadelerde yardımcı olmaya çalıştım size. Bakalım ne var başka? Hemen yüzme durumu. 3 durum söz konusu arkadaşlar az önce anlattıklarıma bağlı olarak. Yüzme durumu, askıda kalma durumu, batma durumu. Öncelikle yüzme durumunu bir değerlendirelim. Cismin bir kısmının sıvı içinde, bir kısmının dışarısında kalacak, sıvının dışında kalacak şekilde dengede kalma halidir diyoruz. Bu durumda kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, cismin ağırlığının büyüklüğüne eşittir. Burada ben size ufak bir yardımda bulunacağım arkadaşlar. Şekle dikkat ediyorsunuz bakın. Şekil üzerinde cismi aşağı doğru çeken ağırlık kaldırma kuvvetiyle dengelenmiştir. Artık kaldırma kuvvetini anlatırken basınç kuvvetleridir diye uzun uzun hikaye okumuyoruz. Onu biliyoruz. Direkt burada uygulamaya geçiyoruz. Buradan baktığınız zaman arkadaşlar kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir diyoruz büyüklük olarak. O zaman kaldırma kuvveti için V batan D sıvı G. Cismin ağırlığı için de V cisim D cisim G yazıyoruz. Buradan arkadaşlar hemen şu eşitliği tespit ediyoruz. Dolayısıyla burada bakın V cisim arkadaşlar V batandan büyüktür. Hacminin bir kısmı dışarıda kaldı çünkü. Doğru mu? Doğru. D cisim de D sıvıdan dolayısıyla küçük olmuş olur diyoruz. Ayrıntıları burada gösteriyoruz. Açıklamalarını yazdık sizin için. Bakın. Şimdi ben bunlar için yan tarafta size ufak bir tavsiye açıklamasında bulunacağım. Yöntem olsun diye arkadaşlar. Bakın cisim sıvıya bırakıldı. Eğer bu şekilde dengede kaldıysa cismin tüm hacmine VC diyoruz. Açıklama var. Şuradaki batan hacmi arkadaşlar. Orasını da VB diye ifade ediyoruz. Batan hacim. Bu durumda cismi arkadaşlar hemen mini bir renk değişikliği yapmakta yarar görüyorum. Hemen diyorum ki arkadaşlar cismi aşağı doğru takdir edersiniz. Ağırlığı çekiyor. Doğru mu? Peki bu durumda cismi yukarı doğru iten kim var? Kaldırma kuvveti var. Artık çok ayrıntıya bulaşmıyorum arkadaşlar. Şimdi bu durumda baktığınız zaman 3 durum tavsiye edeceğim size. Cisim dengede ise bu durumda. Önce yoğunluk ilişkisi. Batıp batmama durumunu cisimlerin yoğunlukları belirler. D cisim küçüktür, D sıvıdır diyoruz. O yüzden dibe batmamış. Dışarıda kalmış bir kısmı. Tabi burada uyanık olun. Sıvının hacminin yeterli olması lazım. Mesela sıvı hacmi yeterli değilse az yoğun cisim de dibe oturmuş olabilir. Bunu da özellikle uyarmak istiyorum. Uyanık olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki kuvvetler dengesine geliyoruz. Yukarı çeken kuvvet olarak kim var? Kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru çeken kim var? Ağırlık var arkadaşlar. Gördünüz? Çok güzel. Hemen formül açılımı diyorum diğerine de. Formül açılımında kaldırma kuvvetinin formülü V batan çarpı D sıvı çarpı G. Cismin ağırlık formülü de nedir? V cisim çarpı D cisim çarpı G diye yazıyoruz. Dolayısıyla kaldırma kuvveti ağırlık eşitliği ilişkisini kurduğunuz zaman arkadaşlar karşınıza doğal olarak buradan ne çıkar? Az önce yanda yazmıştık arkadaşlar. D cisim bölü D sıvı eşittir. V batan bölü V cisim oranı çıkar diyoruz. Bu batma oranı arkadaşlar yüzen cisimler için dikkat edin yoğunluklara bağlıdır. Anlaştık mı? Bunu başka hiçbir şey belirlemez. Çekim ivmesi değişse bile batma oranı ne yapmaz? Değişmez. Aklınızda tutun istiyorum. Hemen yanda kullanalım bakın. Aynı sıvıda yüzerek dengede bulunan cisimlerden batma miktarı fazla olan cisme daha çok kaldırma kuvveti etki eder. Batma miktarı derken batan hacmi kastediyoruz. Onun da nedeni arkadaşlar yazıyorum bakın FK eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Aynı sıvıda bulunuyorsunuz ya. Dolayısıyla batan hacim ne kadar büyük olursa
kaldırma kuvveti de o kadar büyük olur. Doğru mu? Sıvı ortak olunca başka seçeneğiniz yok. Çünkü D sıvı ortak, çekim ivmesi ortak. Mecburen bunu söyleyebiliyorsunuz. Aynı sıvıda güzerek dengede bulunan cisimlerin batma oranı fazla olan cismin öz kütlesi daha büyüktür arkadaşlar. Bu da demin yazdığımız orandan kaynaklanıyor. Doğru mu? Yani burada siz şunu söyleyebiliyorsunuz. Az sonra sorularda kullanacağız. Bakın, şunun tam geometrik merkezi ortası olsa, burada arkadaşlar şöyle çiziyorum bakın. Hacim merkezi bunun ortanın altında kalsa, bunun da üstünde kalsa diyelim. Bunlar hacim merkezleri ise, o zaman arkadaşlar yoğunluğu büyük olan kimdir? Yarıdan fazlası batan L'dir diyebilirsiniz. Doğru mu? Hemen burada sizin için yazıyorum. DL büyüktür. DK büyüktür. DM. Noktalara hacim merkezi kabul ettiğinde, anlaştık mı? Şuraya yazalım isterseniz. Noktalar hacim merkezi ise diyorum. Bunu özellikle dikkate almanızı istiyorum. Bu durumda hangisinin ağır olduğuna değil, yoğunlukların kıyasına bakıyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Sevgili gençler, devam edelim hemen sayfamızın altına. Merak eden arkadaşlarımız için Arşimet prensibi, aslında Arşimet ilkesi diye ifade ediyoruz. Bir sıvı içindeki katı bir cismin taşma seviyesine kadar dolu kapta taşırdığı sıvının ağırlığına eşit bir batmazlık kuvveti ile yukarı itildiğini belirtir. Profesyonel tanım bu arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarım bu konuda da inceleme, araştırma yapabilir. Anlaştık mı? Arşimet ile ilgili hikayeyi de birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kitaplarda yazıyor arkadaşlar. Ben zamanınızı almıyorum ama uyarıyorum. Tabii öyle atfediliyor. Başka hikayeleri de söz konusudur diyebilirsiniz. Sevgili gençler, kavram yanılgılarını burada ufak hatırlatmakta yarar görüyorum. Kaldırma kuvveti cisimlere sadece sıvı tarafından etki eder. Hayır, öyle bir şey yok. Gazlar da kaldırma kuvveti uygulayabiliyor biliyorsunuz. Özellikle açık hava. Atmosferde bulunan cisimlere kaldırma kuvveti de etki eder. Havanın yoğunluğu küçük olduğu için yer çekimine göre kaldırma kuvveti az olur. Yer çekimimesi değişirse kaldırma kuvveti değişir. Yer çekimimesi azalırsa kaldırma kuvveti de azalır diyebiliyorsunuz. Kap içindeki durgun sıvıda kap tabanına dokunacak şekilde cisimlere az, yüzen cisimlere fazla kaldırma kuvveti uygulanır diyor. Bu arkadaşlar çok büyük bir yanılgı. Kaldırma kuvvetinin az ya da çok olması batan hacmin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Dibe batma yüzme durumu sıvının ve cisminin öz kütlesi ve cismin içinde bulunan boşluk yapısına bağlıdır diyoruz. Yani dibe çöktü diye kaldırma kuvveti az ya da fazla uygulanır demek doğru değil. Özellikle suya bırakılan taş ve ağaç örneğini verdim. Aklınızda dursun istiyorum. Denizde yüzen kişiye havuzda yüzerken etki eden kaldırma kuvvetinden fazla kaldırma kuvveti etki eder. Bu da yine çok büyük yanılgılardan birisi arkadaşlar. Kaldırma kuvvetinin karşılığı, bu bir kuvvettir. Karşılığı olan değer bazen ağırlık kadar, bazen ağırlıktan fazla, bazen ağırlıktan az olur. Dolayısıyla bununla ilgili uygulamaları konu içinde göreceğiz. Kafadan ezbere böyle bir cevap vermek mümkün değil. Bir insan suda yüzüyorsa, askıda, daha doğrusu bir kısmı kafası dışarıda suyun içinde duruyorsa, bakın, hemen aynı cisim diyoruz. Dibe değmediği sürece farklı sıvılarda aynı büyüklükte kaldırma kuvveti uygulanır. Çünkü ağırlığı kadardır. Evet, bu bilgiyi de hafızamızda tutalım istiyoruz. Hemen sorularımıza, konu kavrama sorularını çözmeye başlayalım arkadaşlar. Bir numara, yanda verilen içi dolu X cismi sıvıda yüzerek dengede kaldığına göre. Bakın, denge kavramı net kuvvetin sıfır olduğunu anlatır arkadaşlar. Bu durumda cisim üzerine hemen ağırlık aşağı doğru diyorum. Kaldırma kuvvetini de hemen yukarı doğru şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Cisme etkileyen kaldırma kuvveti cismin ağırlığından fazladır. Arkadaşlar, dengeye gelmişse bu durumda zaten kaldırma kuvveti ağırlığa eşit demektir. Dolayısıyla birinci şık yanlıştır. Sizi yanıltmak için kullanmışlar. Yani cisim bir kısmı dışarıdadır diye yukarı fazla kaldırılmış anlamına gelmez. Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür. Evet, doğru. Çünkü içeriye girememiş. Eğer akrabası olsaydı içeriye rahatlıkla girerse yoğunluğu sıvınınkine eşittir diyebilirdik. X cismi ikiye bölünüp tekrar sıvıya atılırsa sıvı içinde askıda kalır. Arkadaşlar, yine şakalardan bir tanesi bu. Batma oranını yoğunluk belirler.
cismin yarısını kaldırıp atsanız yoğunluğu değişmeyecek ki. Tabii türdeş bir cisimse. Bu niyetle hazırlanmış. Dolayısıyla burada arkadaşlar cevabımız yalnız 2 olacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Çok güzel. Devam ediyorum. Hemen eşit hacim bölmeli kare cisimleri sırasıyla 1 ve 2 gram bölü santimetre bölüsükleri sıvılarda şekildeki gibi dengededir. Eşit hacim bölmeli ise bu tür durumlarda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bütün hacimlere V diyelim bakın. Güzel bir taktik. Her iki durumda da bunu kullanabiliyorum. Bu durumda arkadaşlar cismi aşağı doğru çeken ağırlığı var. GK. Buna uygulanan kaldırma kuvveti FK diyelim. İkincide de L'nin ağırlığı GL. Ona uygulanan kaldırma kuvveti de FL. Yüzen cisimlerin kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşittir diyebiliyoruz rahatlıkla. Bu durumda K'nın ağırlığı arkadaşlar GK neye eşittir? Kaldırma kuvveti kadar 2 hacim batmış. O zaman 2V çarpı. İsterseniz kolay anlamak için 1 gram bölü santimetre küpe D yoğunluk diyelim. 2'ye de 2D diyelim. Bilinmezler üzerinden değerlendirelim. Oransal olsun. 2V çarpı D çarpı G oldu. Buna ne kadar demiş arkadaşlar? 20 Newton denmiş. Hemen GL'ye geliyorum o zaman. L'ye uygulanan kaldırma kuvvetine kadar 3V çarpı 2D çarpı G. Dolayısıyla 2D ve G 20 Newtonsa 6D ve G ne yapar o zaman? 60 Newton olur arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok güzel. Devam ediyorum gençler. Mutlaka ağırlık vektörlerini göstermenizi tavsiye ediyorum. A cismi X sıvısında şekilde gibi yüzmektedir. Dengede olan sistem aynı şekilde A'ya götürülürse. Arkadaşlar önce batma durumunu görüyoruz bakın. G aşağı doğru, kaldırma kuvveti yukarı doğru. DX sıvısı, bu da D cisim diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz batma oranını kim belirliyordu? Yoğunluklar belirliyordu. D cisim bölü DX neye eşittir? Arkadaşlar V batan bölü V cisimdir. Bir kere bunu kenara yazdım. Şimdi farklı bir ortama aya götürdünüz. Çekilmesi ne yapar o zaman arkadaşlar? Çekilmesi G azalır. Aydaki çekilmesi dünyadakinin yaklaşık 6'da 1'idir arkadaşlar. Ancak batma durumu yoğunluklara bağlıdır. Sıcaklık ortamını değiştirmediğiniz sürece yoğunluklar ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla bu durumda denge durumu değişmez ifadesi doğru olmasıdır. Doğru olması beklenir arkadaşlar. Ağırlık. Ağırlık arkadaşlar, tabii siz kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olduğunu yazabiliyorsunuz rahatlıkla. Ağırlık da V cisim, D cisim çarpı G'dir. Arkadaşlar cismin hacmi değişmiyor, cismin yoğunluğu değişmiyor. Çekilmemesi azaldığı için hem ağırlık hem de kaldırma kuvveti azalmış olur. Ağırlık azalır, doğru. Kaldırma kuvveti değişmez, yanlış. Batan hacim azalır, bu da yanlış. Batan hacim ne yapmaz? Değişmez. Çünkü gençler, isterseniz buraya bir kez daha renkli bir kalem alarak yine teyit edeyim sizin için. Bakın, cismin yoğunluğu değişmiyor. X'in yoğunluğu değişmiyor. Arkadaşlar cismin kendi hacmi değişmiyor de batan hacim niye değişsin ki? Anlaştık mı? Çok güzel. Değerli arkadaşlar hemen geçiyoruz 4. sorumuza. Az önce arkadaşlar size ufak bir kopya vermiştim arkadaşlar. İçi dolu ABC cisimleri X sıvısında şekildeki gibi dengededir. Buna göre yoğunlukları DA, DB, DC olan maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar buradan şunu anlıyorsunuz. A düzgün bir cisme benziyor. Yani kübik fotoğraflı düşünelim onu. Alt ve üst hacimleri ortada bakın. Hacim merkezi ortada. B cisminin yüksekliği eşit bir konik cisim olarak tanımlanmış gözüküyor. Bu durumda alt taraf geniş, üst taraf dar. Ağırlık, hacim merkezi altta kalır. C'nin de hacim merkezi üstte kalır. Yarı yarıya batmış. Şekle uygun olarak düşünüyorum. Hacim merkezleri arkadaşlar şöyle gösterecek bir zaman bakın. Yükseklikten daha fazla net bir bilgi verecek bize. Buna göre yoğunluk ilişkisini değerlendirirken arkadaşlar DA yarısı battığına göre DX sıvısının yoğunluğunun yarısına eşittir. Eğer DB'yi alıyorsam arkadaşlar yarıdan fazlası batmış. O zaman DX bölü 2'den biraz büyüktür artık ne kadarsa. DC'ye bakıyorum. O da arkadaşlar DX bölü 2'den küçük, yarıdan azı batmış çünkü. Dolayısıyla sıralamayı yaparken arkadaşlar DB büyük, DA büyük, DC olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Tabii ki ayrıntılı bir şekilde ifade etmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. 5 numara. KLM cisimler X sıvısında şekildeki bir dengededir. Cisimlerin X sıvısına batan hacimleri eşit olduğuna göre, X sıvısına batan hacimlerin eşit olduğunu gözleriz. Hemen ben üzerine batan yerlere V'leri yazıyorum arkadaşlar. Üstteki hacimlerin beni aslında neye kadar olduğu artık ilgilendirmiyor. Kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, V batanlar hepsinde eşit. Bakın, batan hacimleri diyor eşit. O zaman kaldırma kuvveti deyince aklımız ilk önce kaldırma kuvvetinin formülü geliyor. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Şimdi dikkatle bakın arkadaşlar. Verilen bilgiyi kullanmanız gerekiyor. Lütfen. Sıvı ortak mı? Evet. G çekilmesi ortak mı? Evet. Batan hacimleri arkadaşlar eşit bunların. O zaman kaldırma kuvvetleri de eşit olmak zorunda. Üstteki hacimlerine bakmanız bir anlam ifade etmez. O zaman FK eşittir, FL eşittir, FM. Hatta cisimlerin ağırlıkları da eşittir diyebilirsiniz bu anlamda. GK eşittir, GL eşittir, GM deme hakkımızın olduğunu da biliyoruz. Çünkü kaldırma kuvveti ağırlıklara eşittir. Doğru, çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. 6 numara bir soru. Şekildeki gibi yüzen eşit hacim bölmeli ABC cisimlerinin arasındaki ilişki nedir bakalım. A kaldırma kuvveti. Eşit hacim bölmeliyse ben ne yapıyorum? Üzerlerine V'leri şöyle güzel bir şekilde yazıyorum arkadaşlar. Bu benim için çok değerli. Şimdi bu durumda bakın renkli bir kalem alayım dedim istiyorum. Yine değiştireyim rengimi. Şimdi arkadaşlar A şıkkını çözmek istiyorum. Kaldırma kuvveti. Niye tabidir? Batan hacimleri belli ya arkadaşlar. Kaldırma kuvvetini direkt V batan çarpı D sıvı çarpı G'den yazmaya uygun buluyorum. O zaman arkadaşlar FA ne kadardır dersem V çarpı D sıvı çarpı G. FB'ye bakıyorum arkadaşlar. Ne kadar? B için kontrol ediyorum. Yine V kadar. Hemen şurayı bir sileyim arkadaşlar. Şık durmadı, hoşuma gitmedi. Şurayı da silmiş olayım. Şimdi gençler FB diye alıyorum. Bakın yine V çarpı D sıvı çarpı G. FC'ye bakıyorum arkadaşlar. 2 hacim batmış. 2V çarpı D sıvı çarpı G. Dolayısıyla arkadaşlar FC büyüktür. FA eşittir FB. Arkadaşlar batan hacimler belli aynı sıvıda olduklarına göre bir daha başka ayrıntı düşünmeme gerek yok. Peki kütleleri B grubuna bakıyorum şimdi arkadaşlar. Kütleleri dediğim zaman aslında ağırlıklarını kastederek ifade ediyor bize, doğru mu? Dolayısıyla kaldırma kuvvetleri burada ağırlıkları kadardır arkadaşlar. Neden? Çünkü dengedeler. FA, FA aynı zamanda GA'dır. Dolayısıyla kütleleri şöyle ifade edelim. Ağırlık arkadaşlar malum MG idi. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti de direkt buna eşitti, doğru mu? O zaman kaldırma kuvvetlerinin sıralaması aynı zamanda kütlelerin de sıralaması olur diyebiliyoruz. MC büyüktür. MA eşittir MB. Direkt böyle yazsam daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. C'ye bakalım şimdi arkadaşlar. Öz kütleleri. Öz kütlelerini arkadaşlar biz değerlendirirken neyi kullanıyoruz? Bakın D cisim bölü D sıvı. V batan bölü V cisim olarak aldığımız için şöyle yapıyorum arkadaşlar. En güzelini değerlendirelim istiyorum. Bir yine renk değişikliği yapmakta yarar görüyorum. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Sayfayı az bir tık yukarı alma hakkım var mı? Evet. Arkadaşlar A'nın yoğunluğuna bakalım. DA bölü D sıvı. Arkadaşlar ne kadar? 1 bölü 3. DB bölü D sıvı ne kadar? 1 bölü 4. DC bölü D sıvı ne kadar arkadaşlar? Dikkat ederseniz 2 bölü 5 mi oldu? Evet. O zaman sıralamamız ne olur arkadaşlar? 2 bölü 5, 0, 4 yapıyor. 0, 5, 0, 3. O zaman DC büyüktür. Arkadaşlar DA büyüktür. DB mi oldu? Siz de bir kontrol edin arkadaşlar. Görebildiğim kadarıyla böyle oluyor. Anlaştık mı? Çok nefis. Sevgili gençler, hemen bakıyoruz 7 numara. KLM cisimleri X sıvısında güzerek dengede kalıyorlar. KLM cisimlerin hacimleri eşit olduğuna göre kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nedir?
Kaleme cisimlerine bakın, hacimleri eşit demiş arkadaşlar. Tüm hacimleri ama. O zaman şöyle değerlendiriyorum, isterseniz öyle yapalım bakın. K'nın yarıdan azı batmış, L'nin tam yarısı diyetiyle batmış, M'nin ise yarıdan fazlası batmış. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz bakın, tüm hacimlerini 2V desek, size yardımcı olması için böyle yapıyorum. Tüm hacimler eşit olacak ya arkadaşlar. Kaldırma kuvveti sıralamasında rahatlıkla F kaldırma eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G genel bilgisine baktığınız zaman neye karar veriyoruz arkadaşlar? Takdir ederseniz dikkat edin. Sıvılar ortak. Çekim ivmeleri ortak. O zaman batan hacmi büyük olanın kaldırma kuvveti büyüktür. Gördünüz mü? Gördünüz. O zaman batan hacmi en büyük olan kim? DM. O zaman şöyle yazalım. Bir daha D yoğunlukları yazmama gerek yok. Hemen şöyle ifade edeyim. Arkadaşlar, kaldırma kuvveti sıralaması FM büyük, FL büyük, FK oldu. Doğru mu? Çok güzel. Makul ve mantıklı. 8 numara. Eşit hacim bölmeli. Yine hemen üzerlerine hacimlerine V yazıyorum. Görüyorsunuz. Bunu hemen hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Yine şekildeki cisimler dengedeymiş. K cisminin öz kütlesi 3D olduğuna göre L'nin öz kütlesi kaç D'dir? Yine az önceki kültürü kullanıyorum arkadaşlar. Bakın 3'ü batmış, 4'te 3'ü batmış. Bunun da 2, 4, 6'da 5'i batmış. Doğru mu? Şöyle yazalım biz. DK bölü D sıvı, yani K'nın yoğunluğu ne kadar? 3D. Dikkat edin. Bölü D sıvı. Eşittir ne arkadaşlar? 3V bölü 4V. Buradan D sıvının yoğunluğunun 4D olduğunu rahatlıkla hesaplayabildim. Doğru mu? Doğru. İkinciye geliyorum arkadaşlar. DL bölü D sıvı eşittir neye? Dikkat ederseniz 5V bölü 6V. Buradan arkadaşlar isterseniz yine devam edelim. DL'yi yazıyorum. D sıvı yerine de 4D yazıyorum arkadaşlar. Doğru mu? Doğru. O zaman arkadaşlar bu anlamda baktığım zaman içler dışlar çarpımı yaparsam, işlemi sonlandırmak istersen ne olur sonuç? Hemen bakıyorum. V'leri götürdünüz. Arkadaşlar DL eşittir. Evet, 2'ye bölersem 10 bölü 3 mü yapıyor arkadaşlar? 10 bölü 3 D olduğunu gördüm. Evet, tam sayı çıkmadı, yarım sayı çıktı. Problem var mı? Yok, yarım derken espri yaptık yani kendimizce. Peki arkadaşlar, devam ediyorum. 9 numara. Ağırlığı 50 Newton olan cisim 30 Newtonluk kuvvetin etkisiyle sıvı içerisinde şekildeki gibi dengededir, itilmiş yani. Ağırlığı arkadaşlar G, 50 Newton. Kuvvet de 30 Newton, aşağı doğru zorlamış bunu. Bu durumda cismi etkiden kaldırma kuvveti ne kadardır? İşte kuvvetler dengesi kültürünü burada kullanıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor o zaman? Cismi yukarı doğru dengeye getiren, tutan kuvvet aşağı çekenlerin toplamı kadardır arkadaşlar. Yani kaldırma kuvveti G artı F, yani ne kadardır arkadaşlar? 80 Newton'dur diyebiliyoruz. Var mı itiraz olan? Yok gibi duruyor. Bakalım. 10 numara bir soru arkadaşlar. X cismini etkeden kaldırma kuvvetleri FA, FB, FC arasındaki ilişki nasıl olur? 3 şekil var bakın. Aynı X cismi. Bu tür sorularda şunu yapmanızı tavsiye ederim. Önce aynı X cismi olduğu için ağırlıklar arkadaşlar her 3 kapta da aynıdır cisimlerin ağırlıkları. Bu güzel bir şaka sorusu sayılır aslında. Şimdi soruları çözerken bazen kaldırma kuvvetinin formülünden gidiyoruz, bazen de kuvvetler dengesinden. İkisini bir aklınızda tutun, hangisi işimize yarıyorsa onu kullanacağız. Ama ikisi de sonuçları itibariyle aynıdır. Burada arkadaşlar kaldırma kuvvetlerine bakarken şöyle kenardan gösteriyorum. Fx, Fy, Fz. Batan hacmiyle çünkü uğraşırsam arkadaşlar sıvıların da cinsleri, yoğunlukları da farklı olabileceği için kafam karışacak. En güzeli dengeden gidiyorum bakın. A şıkkını çözerken Fx ne kadardır? Cismin ağırlığı kadardır. Fy ne kadardır? O da cismin ağırlığı kadardır. Fz ne kadardır? Dengede. O da cismin ağırlığı. Dolayısıyla Fx eşittir Fy eşittir Fz. İşte burada şu var. Biz denizde yüzerken
ve tatlı suda gölde yüzerken arkadaşlar suyun üzerinde durduğumuzda suyun bize uyguladığı kaldırma kuvveti ağırlığımız kadardır. Ancak tuzlu suda az batarız, tatlı suda biraz daha fazla batarız. Anlaştık mı? Bu olayı size anlatan güzel bir örnek. Peki B şıkkına geçiyorum. ABC sıvılarının öz kütleler arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar dikkat ederseniz X A sıvısında çok az batmış. B sıvısında fazla batmış. C sıvısında da tam yarı yarıya batmış gibi düşünüyoruz görüntüye uygun olarak. O zaman aynı cisim hangi sıvıda çok batar? Az yoğun sıvıda çok batar, çok yoğun da az batar. O zaman en yoğun sıvı burada kimdir? A sıvısıdır. Sonra arkadaşlar C sıvısı, sonra B sıvısıdır. En çok battığı B sıvısının yoğunluğu en azdır. Evet, geldik testimizin, dökümanımızın son sorusuna arkadaşlar. Eşit hacim bölmeli KLM cisimleri şeklindeki bir dengededir. Yine eşit hacim bölmeli dediği için hemen üzerlerine arkadaşlar V'leri hemen yapıştırıyorum. Siz de öyle yaptınız zaten. Cisimler uygulanan kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır diyor. Arkadaşlar hemen A şıkkını çözerken bakın. Kaldırma kuvvetinin formülüne bakıyorum. F eşittir nedir? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bunu hemen uygulamaya alıyorum. FK ne kadar? Sizin için de açıklıyorum bakın. 3V çarpı D sıvı çarpı G. FL ne kadar? V çarpı D sıvı çarpı G. FM ne kadar? 2V çarpı D sıvı çarpı G. Dolayısıyla arkadaşlar FK büyüktür. FM büyüktür FL. Açıkça yazdım. Siz anladınız ama ben mecburen çözüyorum arkadaşlar. B şıkkına geliyorum. Hemen renk değişikliği yapmakta da yarar görüyorum. Arkadaşlar bakalım. B şıkkında ne var? Cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki nasıldır? Yüzen cisimlerin ağırlıkları kaldırma kuvvetine eşittir arkadaşlar. FK, G cisim diye düşünebiliyorsunuz. O zaman hepsi için kaldırma kuvveti cisim ağırlığına eşit oluyorsa, o zaman kaldırma kuvvetleri nasıl sıralanıyorsa ağırlıklar da öyle sıralanır. Dolayısıyla GK büyüktür GM, büyüktür GL olarak söyleyebiliyorsunuz. Harika. Öz kütleler. Bu biraz daha dikkat çekici bir durum. O zaman C şıkkında da arkadaşlar şöyle mavi kalemimi alayım tekrar elime. Ya da diğer bir renk alalım. Evet. Arkadaşlar C şıkkında da D cisim bölü D sıvı eşittir arkadaşlar. V batan bölü V cisimdir. Bunu hızlıca hatırlamanızı istiyoruz. Bu durumda batma oranından yardım alarak D cisim ve de direkt isim olarak alayım arkadaşlar. Bir daha onu yazmama gerek yok. Hemen şuradan. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ne kadarı batmış? K'nın 3 bölü 4 oranında battığını görüyoruz. O zaman arkadaşlar DK eşittir diyoruz. D sıvı çarpı 3 bölü 4 diyoruz. Sıvının 4'te 3'ü kadardır diyoruz. L'ye bakıyorum arkadaşlar. DL ne kadar batmış? 1 bölü 4 D sıvı çarpı 1 bölü 4 kadar diyoruz. Sıvının 4'te 1'i kadardır. Evet, diğeri de arkadaşlar DM'ye bakıyorum. Yukarıdan siz kontrol edebiliyorsunuz. DM'ye de arkadaşlar D sıvının 2 bölü 4'ü kadardır diyoruz. O zaman bu durumda yoğunluk sıralamasını yazarsanız ne oldu arkadaşlar? DK büyüktür, DM büyüktür, DL olduğunu görebildik. Aslında burada tabii hızlı işlem yapma imkanınız da var. Ben anlatmak için uğraştım arkadaşlar. Aynı hacimde cisim oldukları için çok batanın yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Bu vesileyle hepinize tekrar başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.